olan şey olarak MSC Aerospace şirketiyle bir ortaklık gerçekleştiriyoruz. CJ30 uçağının tüm üretimi Türkiye'ye gelecektir. 2024 TL'de de ilk uçak Türkiye'den çıkacaktır. Mithat Bey, uçağı söylemek ister misiniz? Evet, uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu noktaya gelmiş olmaktan çok mutluyuz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İstanbul Air Show'da 4 yıllık aradan sonra havacılık sektörü bir araya geldi ve bugün çok önemli bir imza töreni gerçekleştirildi. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç ay önce ben bir video hazırlamıştım. Sino serisi uçakların bir Türk şirketi tarafından satın alınması, imalat hattının Türkiye'ye gelinmesiyle ilgili sonunda bu anlaşma imzalandı ve anlaşmayla ilgili birinci ağızdan detaylı bilgileri size aktaracağız. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Büşra Nur Işiner. BMA Havacılık ve Yatırım AŞ'nin genel müdürüyüm. Uçak mühendisiyim. Burada çok önemli bir yatırım gerçekleştiriliyor. Daha önceden sizlerle konuşmuştuk, haberini yapmıştık ama bugün burada artık nihai hale getiriliyor. Biraz detay alalım mı sizden? Ne zaman bu fabrika kurulacak? Neler yapılacak Türkiye'de? Normalde bu proje 2 yıldır süren bir proje. Yatırım aşaması vardı. Şu anda resmi olarak Haziran 2022'de BMA Havacılık ve AŞ'yi kurduk ve ilk anlaşmamızı MSC Aerospace ile yaptık. Yatırım yani hukuki anlaşmalar bittikten sonra 2023'te aslında şu anda başladı ama resmi olarak 2023'ün ilk çeyreğinde tüm uçağın JİK ve kitlere Türkiye'ye gelecek. Fabrikalarla anlaşmalar yapılmaya başladı. Küçük Pazarlı Havacılık baş proje ortağı. Üretim orada başlayacak. Daha sonra şu anda hani son montaj hattını hangi havalimanında hani yapma konusunda şu an 3 seçeneğimiz var. Onun kararı veriliyor. Parçalar OSSA altyapısındaki tüm OSTİM'in havacılık kümesi olan OSSA'daki şirketlerle anlaşmalar yapılacak. Onlar da üretilecek. Son montaj hattı havaliman yakında bir hangarda yapılacak. Uçak montaja girdikten sonra testleri başlayacak. Ondan dolayı biraz daha atıl bir havalimanı tercih ediyoruz. Uçak yeşil olarak buradan Türkiye'den havalanacak, Amerika'ya gidecek. Amerika'da sertifikalandırma süreci bitecek. Müşterinin isteğine göre boyanacak ve satılacak. Şimdi iş jetleri pazarı dediğimiz zaman gerçekten iş adamı kendine özel bir uçak istiyor. İçinde koltuğunun derisinin renginden boyasına kadar. Bu konuyla da ilgili en önemli altyapıyı Amerika Birleşik Devletleri sahip. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. Kanadalı Bombardier veya Fransa'da Dassault şirketi de üretim yaptıktan sonra uçakları yeşil, green deniyor buna. Boyanmadan, içi olmadan sadece bir dış, yani pilotların uçağı, kokpiti düşünün ama kabini bomboş. Oraya gidiyorlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. Çünkü iş jetlerinin ana pazarı Amerika Birleşik Devletleri. Biraz da uçağı tanıyabilir miyiz? Cyberjet CJ30 1986 yılında Edward Swearingen tarafından tasarlandı. Biz şirket olarak iyi aile, kötü yola düşmüş iyi aile çocuğu diyoruz. Bize de bir fırsat yani tarih açısından. Tarihçesi biraz komplike ama sonuçta günümüze kadar geldi. Türkiye için çok büyük bir fırsat olacak. Çünkü tüm lisans hakları, üretim hakkı, tasarım hakkı bize ait olduğundan dolayı uçağı istediğimiz gibi ilerleyen zamanda CJ35, CJ36 olarak tasarlayabileceğiz istediğimiz modelde. Şu anda I ve X güncellemeleri yapılıyor. I ve X güncellemeleri şöyle: CJ30i, normalde CJ30 -2 uçağı şu anda uçmakta. Mevcut hani havacılık dünyasında her zaman güncellemeler gerçekleşiyor. Aviyonik güncellemeleri, motor güncellemeleri. Şu anda aviyonik güncellemesi ve motor güncellemesi devam ediyor. CJ30i versiyonunda aviyonik güncellemeleri olacak. CJ30X versiyonunda aviyonik ve motor güncellemeleri olacak. Uçağın özellikleri 2500 deniz mili seviyesinde menzil var. Yani İstanbul'dan çıkıp nereye uçabilir müşteriler? İstanbul'dan Dubai'ye, İstanbul'dan Londra'ya, İstanbul'dan South Africa, Güney Afrika'ya uçabilir non-stop.
Normalde işte Los Angeles, New York arası 2008 yılında 3 tane dünya rekoru var bu uçağın. 2008 yılında Los Angeles, New York durmaksızın uçtu. Goose Bay'den Londra'ya durmaksızın uçtu. Londra'dan Dubai'ye durmaksızın uçtu. Bu 3 rekora sahip şu anda. Uçak. Kaç koltuk kapasiteli uçak? Uçak 7 koltuk kapasiteli. Tek pilota sertifikalı. 2 pilot, 5 yolcu şeklinde. Ama isterseniz yolcu uçağın tek pilota sertifikalı olduğu için kokpitte de uçabilirsiniz. O çok zevkli oluyor. 41 bin fite kadar deniz basıncı seviyesi düşmüyor. Ki bu çok önemli bir şey. Kalp rahatsızı olan bir insan için kabin içi basıncı düşmediğinden dolayı hiçbir şekilde basınç hissetmiyorsunuz. Normalde biliyorsunuz herhangi bir uçağa bindiğiniz zaman, indiğiniz zaman inanılmaz bir baş ağrısı veya bir yorgunluk oluyor. Bu uçakta böyle bir şey mevcut değil. Tabii mevcut uçakların yaklaşık 8 bin fit kabin irtifaları var. Bu uçakta adeta deniz kenarında çay içer gibi fazla basınca kalmadan uçabiliyorsunuz. Aynen. Denedim, test ettim ve hiçbir şekilde indiğim zaman o yorgunluk hissi olmadı. 49 bin fite kadar maksimumda maksimuma çıkabiliyor. Diğer bir özelliği de hava trafiğinde beklemiyor. Yani siz buradan kalktığınız anda direkt Gulf Stream seviyesinde direkt çıkabiliyorsunuz ve hava trafikte beklemediğiniz için de istediğiniz yere daha erken varabiliyorsunuz. Sizlere başarılar diliyoruz. Herhalde ana satış pazarı Amerika Birleşik Devletleri olacak. Evet. Ve tüm dünyadan da siparişler almaya başlayacaksınız. Evet. Resmi açıklamanız İstanbul'dan sonra nerede olacak? Resmi açıklamamız NBAA 2022 18-20 Ekim fuarında olacak. Orada bir resmi basın açıklaması yapacağız. Sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Projenin Ankara'da olması gerçekten havacılığımız açısından büyük bir önem kazanıyor bununla ilgili. Sizi öncelikle tanıyabilir miyiz bu projeyle ilgili? Ben Mithat Şahin, şirketin yönetim kurulu başkanıyım şu anda. Bu uçak projesini Ankara'ya getirmek, başta Ostim olmak üzere nasıl bir katkı sağlayacak Ankara'ya? Biraz onları öğrenebilir miyiz sizden? Evet. Ya Ankara'da tabii havacılıkla ilgili çok ciddi bir altyapı var. Biz özellikle bu altyapıya güvenerek böyle bir projeye girdik. Biz şu anda bu proje için çok ilave yatırım gereksinimi olmadan mevcut kapasiteyle bunu üretme şansımız var. Bu Türkiye'ye de çok büyük faydalar sağlayacak. Özellikle Ankara'daki bütün bu sertifikası olan firmalara yeni iş imkanı sağlayacak. Yedek parça, tüm parçalardan. Çünkü bu uçağın yaklaşık 18.600 parçası var. Bu parçaların büyük kısmı Türkiye'de üretilecek. Ve bu sektördeki rakipler açısından da onların da orta dönemde Türkiye'ye gelmesinin önünü açacak. Yani her halükarda Türkiye'ye çok büyük fırsatlar getirecek diye düşünüyorum. Havacılık açısından bu uçak size belki dünyada başka imalatçıların yerinde açacak dediniz. Ostim olarak biraz büyüklüğünüz hakkında bilgi verirseniz Ostim'de neler yapılıyor? Çünkü gerçekten Türk savunma sanayinin, havacılık sanayinin görünmez kahramanlarından, perde arkasında çok fazla parça imalatı, sistem geliştiriliyor burada. Evet. Yani Türkiye gerçekten çok dinamik bir ülke. Çok belki bilinmiyor ama havacılık sektöründe Ostim'de yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım var yani. Yani kendi doğrudan bir markamız yok ama böyle muazzam bir potansiyel var. Çok ciddi firmalarımız var. Yani bu sayede Türkiye'de bir markaya kavuşmuş olacak ve ilk defa belki Türkiye'de bir sivil uçak üretilip ihracat yapılmış olacak. Merakla bu uçağı da bekliyor olacağız. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Yani bir taraftan da Atatürk'ün hayalini de gerçekleştirmenin de heyecanını yaşıyoruz. Yani belki onu da Türkiye'de gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Umarım bu proje daha da büyür. Farklı modellerini de Ankara çıkışta belki kabinini de siz yaparsınız. Çünkü Ostim olarak gerçekten elinizden gelmeyen yok desem yeridir. Tabii tabii. Yani bu uçağın know-how'unu buraya getiriyoruz. Dolayısıyla yani uçağın çok farklı versiyonlarını da tasarlayabiliriz. Daha büyük uçağını da tasarlayabiliriz. Yani Türkiye'de gerçekten çok büyük bir mühendislik gücü de olduğu için o anlamda çok alternatifler olacaktır. Yani Türkiye'ye bu firma çok değer katacağını düşünüyoruz yani. Sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.